Romatizmal hastalıklarda oruç tutulması elbette mümkün. Özellikle hasta rutin bir takibe girmişse, hastalığı aktif değilse, hastalığı iç organ hasarı yapmıyorsa oruç tutabilir. Burada hastanın kendisini vermesi gereken bir karar var. Özellikle bizim iç organlarımızı etkileyen lupus, vaskülit, behçet, Akdeniz ateşi hastalıklarımızda ve bazen de romatoid artrit hastalığımızda biz dikkatli oluruz. Temel olarak böbrekler bizim için hedef organdır. Böbrek, akciğer ve kalbimiz bizim için temel alanlardır diyebiliriz. Bu hastalıklarda eğer böbrek tutulumu varsa, hekim bu konuda uyarmışsa sizi asla oruç tutmayacaksınız. Hastalığımızla beraber tabii şeker, tansiyon gibi problemler var. Bunlar kontrol altında değilse o zaman yine oruç tutamazsınız. Romatizmal hastalığınız var, iyisiniz, ilaç kullanıyorsunuz, her şey güzel. Oruç tuttunuz ve çok kötü oldunuz. Hastalığınızda alevlenme var, şartları zorlamayacaksınız. Ancak onun dışında romatizmal hastalar genellikle iyilerse, hekimlerinden bu konuda fikir almışlarsa ya da yıllardan beri buna alışmış oluyor hastalarımız zaten. Bol su içmek kaydıyla, sahura mutlaka kalkmak kaydıyla oruçlarını tutabilirler. Bol suyla kastımız günlük en az 2-2,5 litre sudur. Zaten çok su içemeyecek kişiler, özellikle kalp hastaları, bunlar zaten oruç tutmasın diye biz baştan hastalarımızı uyarmaktayız. Aslında uzun süreli aç kalmanın da bağışıklık sistemi üzerine çok olumlu faydaları var. Hastalar bu noktada kendi kararlarını iyilerse kendileri verebilirler diye düşünüyorum.